Buraya bir silin. Evet, bugün gördüğünüz gibi tam da olay mahallinden bildiriyorum. Olayın tam göbeğinden, kebabın içinden. Bugünkü konuğum kebabın kralı, aslında kebabın hocası Selahattin Aydoğdu. Hoş geldiniz. Aslında ben hoş geldim. Evet, teşekkür ederim ama siz hoş geldiniz aslında. Evet, geldim. Biz şu anda Yüz Evler Kebapçısındayız. Yüz Evler hepimizin bildiği gibi gerçekten kebabın doğru adresi. Bunu ben yıllardır bizzat deneyimlediğim için ve herkes bana ya şu kebap nasıl yapılıyor, kebabın doğru yeri neresi dediği için dedim ki işi ehlinden öğrenelim, üstada gelelim. Aslında hikaye Mardin'de başlıyor değil mi Serhat? Yok, ben aslında Mardinliyim ama Adana'da büyüdüm. Ben bu işi 10 yaşında Adana'da başladım. 10 yaşında. Ben bugün de senin için geçtim hocam. Ben uzun yıldır geçmiyorum. Aynen. Bugün senin için şu an özel olarak senin için bak, evet, bu Adana kebabı senin için yaptım. Yoksa ben normalde 10 yıldır ocağa geçmiyorum. 10 yıldır. Evet, ben. Ama ustalarımız var. Gece ben de sürekli kontrol ediyorum. Yani evet. Ben zaten rengine baktım anlarım. Bak. Ne olmak başarılı. Buradaysam dükkanı ben sabah açarım, akşam kapatırım. Peki. O zaman hikayenin başına döndürmek istiyorum. Benim Adana'da 1977 yılında ben bulaşıkçılıktan başladım. Kaç yaşındaydınız? 10 yaşındaydım ben. Peki birisi sizi yönlendirdi mi? Ben zaten biz Adana'ya geldiğimizde bir akrabanın yanına geldim ben. Yani bir akrabanın yanına çalışmaya geldik. Fakirlikten geldik. Yani ben gelip Adana'da usta olacağım için değil. Para kazanmaya geldim ben Adana'ya. Serhat Bey, Mardin'den genelde bütün midye ustaları çıkıyor derler ama sizden gerçekten kebabın üstadı çıkmış. Ya bizim şu an Adana'da zaten %90 Mardinlerin elinde. Artık yani şimdi oradaki bütün kebapçılar Mardinli. Öyle mi? Evet evet, şu an bizim zamanda bizim işçilik yaptığımız arkadaşlar şu an çoğu iş veren. Oo. Bizim patronlarımız el değişti. Onlar Adana'nın yerlisi bu işi yapıyordu. Sonra zamanla bize devrettiler. Onlar yapmadı, biz devam ettik. Devam ettik. Mesela ben İstanbul'a ilk gelenlerden biriyim. Ben 94'te İstanbul'a geldim. 94'te. 94'te zamanlar bilgisi yoktu. Kebabı çok da öyle önemsemiyordu. Yani biz geldikten sonra, birkaç firma daha geldikten sonra kebabı sevmeye başladılar. O zamanlar bir nostalji yapalım. O evet. Zamanlar neler, yani kebaptan ziyade balık çıkmış mı daha popülerdi veya bu steak dediğimiz et kültürü mü vardı? Steak yoktu bizim geldiğimiz dönemde, steak falan hiç yoktu. Yani döner vardı, bir de kebap vardı bildiğimiz. Bu steak havuz sonra aslında bunu da Günaydın başlattı aslında. Şimdi hakkını verelim, yani bu steak işi, bu farklı, o Günaydın bence başlattı. Zaten şeyde o çok kişi de onun yanında yetişti. Yani isim şimdi vermeyeyim, yani Günaydın'ın yanında yetişen bir sürü ustalar var. Doğru. Zaten bu iş, ona da geleceğim. Evet. Bu iş aslında çıraklıktan başlıyor ama sizinkisi en baştan başlayan bir hikaye. Adana'da direkt kebapçılıktan değil, bir işletmenin hani tuvalet kısmından, kasa kısmından, mutfak kısmından her yere hakimsiniz. Kesinlikle. Her aşamasında çalıştınız mı? Ben bak, bulaşıktan çıraklıktan usta yardımcıydım. Sonra usta oldum, sonra da ben Adana'nın çok iyi bir ustası olduğum için beni Almanya'ya götürdüler. Almanya'ya götürdüler. Tabii ben 80. Bilinmeyen bir şey ya. Ben 89'da Almanya'ya usta olarak gittim. Almanya'da? Tabii ben 89-92'ye kadar ben Almanya'da Köln'de ustalık yaptım ben. Öyle mi? Tabii ben oradan geldikten sonra Yüz Evler'i kurdum. Ondan sonra biz ailece, kardeşlerim de zaten bu meslekte, hepsini topladım. Ailece biz bu işe başladık zaten. Yani biz zaten 9 kardeşiz. 7 erkek, 2 kız. Kızlar bu işin içinde yok. Ama erkekler hepsi bu meselenin içinde. Yani benim kardeşlerim, mesela Bedir Usta var. Şu an Bedir Usta da benim kardeşim. Hatta kendi adına firması var Bedir Usta. Bedir Usta sizin öz kardeşiniz. Evet, benim bir ufam o. Öyle mi? Ben de onu bilmiyorum aslında. Yok, benim bir ufam. Mesela o bizim içimizde en iyi usta. Bedir Usta. O farklı bir tarzı var. Mesela ben daha iyi bir işletmeci. Daha iyi gören, daha ileri gören, firmayı büyüten. Mesela onun mutfak kısmında çok iyiler. Mesela benim bir sürü kadar, hepsi ustadır. Yani Şevket var, Mehmet var, peki, Orhan var. Ayrı ayrı işletmeler kuruyorlar ya. Evet. Bir anlamda rekabet doğmuyor mu? 9 kardeş, 9 rakip demek. Yok, biz şu an değiliz, biz gene beraberiz. Yani biz hiçbir zaman ayrı olmadık.
Şu an mesela Yeniköy'deki Fiko ocakbaşı benim oğlum. Bodrum'da yalı kavakta Fiko benim oğlum yani. Tabii. Gerçekten tatlı. Evet. O zaman aslında gastronomi, ben kebap diyerek çok büyük haksızlık yapmışım. Gastronomi dünyası şu an. Şu an ben başka isim evimde kaç kebap, benim amcam, benden ufak ama benim amcam, benim yanımda yetişti. Sonra kendi açmak istedi, buyurun dedik yani. O zaman bütün aile hakikaten bu. Yani ben sektör... şu an yani Stuttgart'ta benim bir amcaoğlu var. Benim yanımda yetişmiş, Stuttgart'ta kebap yapıyor. Vay, bu inanılmaz. Yani geldi. Ben çok, yani aslında çoğu bilmiyorlar. Ben şu an... mesela Gözde Kebap var Hoş yolunda. Benim yanımda yetişti. Ondan sonra şeyde bir tane daha Ataşehir'de Şeyh Musus'ta. O da benim yanımda yetişti. Yani şu an gerçekten biz İstanbul'da kebapçıların %80'i benim elimden geçmişti. Peki. Şimdi burada tabii hocasınız, evet. Aynı zamanda öğretiyorsunuz çıraklara. Kesin, evet. Burada kebabın İyisi nasıl olur? Bunu konuyla ilgili herkes soruyor. Yok işte kuzu kıyması mı iyidir, dana kıyması mı iyidir, işte yarı yarıya mı olsun? El kıyması mı olması lazım, makine kıyması lazım? Doğru kebabın sırlarını ben sizden öğrenmek istiyorum. Ya kebap çok, aslında çok lezzetli bir yemektir. Onun usulünü yaparsan, tamam et çok önemli. Ama bazı arkadaşlar tutturmuş el kıyması, yok biz hayvan yetiştiriyoruz. Yani o zor, kimse hayvan yetiştiremez. Onunla kimse uğraşamaz. Öyle bir şey olsa ben de çiftlik kurardım, ben evet, de yapardım. Aynı ki ben soracaktım. Aynen. Kendi biz anlaştığımız kasaplar var, istediğimiz eti zaten getiriyor. Bizim zaten kullandığımız et, mesela bazı kebapçılar var, dana eti kullanır. Biz dana eti olmaz. Bizde bırak, dişi eti bile olmaz. Dişi değil, erkek eti olması lazım. Bizde hep erkek olması lazım. Yani o el kıymasıymış, şu mu, o çok önemli değil. Etin kalitesi önemli. Etin genç olması lazım, kuzu olması lazım. Kuzu, de, o zaman kuzu orada önemli tabii ki. Pişirmesi çok önemli. Ayarlanması, çok, mesela çok yağ koyarsın, çok yağlı olur, yiyemezsin. Az yağ koyarsın, yağsız olur, güzel olmaz. Yani bunun ayar çok önemli. Pişirmesi çok önemli. Hangi yağ? Biz içine yağ hiç koymuyoruz. Hiçbir yağ yok. Etin kendi yağı. Etin kendi yağı, bir de artı kuyruk yağı. Kuyruk yağı. Tabii. Kuyruk. Mesela kuyruk yağı Antep'ten geldi. Çok güzeldi Antep'teki kuyruk yağı. En iyi kuyruk yağı. Oradan geldi. O yüzden bizim meslektaşlarımız tabii, ama bazıları bu işe sonradan giriyor. Oradan öğrenmiş, bundan öğrenmiş, konuşuyor. Yani aslında meslekle hiç alakası yok. Anladın mı? Mesela ben çok kişi tanıyorum, sonradan bu işe girmiş. Ben onu meslektaş olarak görmüyorum zaten. Peki Serhat Bey, gerçekten merak ettiğim bir şey var. Hani midye ustaları Mardin'den. Evet, İzmir'de çok var. Evet, İzmir'de. Kebap ustaları da Adana'nın bağrından çıkıyor. Niye kebap deyince Adana? Ama bu kebap Adana'da icat etmişler. Adana'da ilk Adana'da başlamışlar. Hani iklimsel mi? Hani hayvanları? Ya bu Araplardan gelme bir. Araplar bunu, mesela Adana Arapları bunu yapmış. Biz değil. Adana'nın Arapları var. Onlar bu kebabı onlar icat etmiş. Biz onlardan öğrendik. Peki kebap deyince, şimdi biz Adana kebabı tabii ki artık... Şimdi Adana'da kebap ustası kalmadı. Gene Adana'daki bütün kebapçıların çoğu Mardinli. %80'i Mardinli. Adana yerlisi çok kebapçı kalmadı. Yani öyle düşünmeyin yani. Peki, şu an... Adana'da da hala popüler mi yani bu kebap kültürü, yoksa hani... Tabii Adana'ya gidip de kebap yemeden gelmiyor. Nasıl Antep'e giderken baklava almadan dönmüyorsun? Direkt. Değil mi? Yani şimdi Adana deyince akla ilk gelen kebaptır. Yani Adana'ya gideceğim, güzel bir kebap yiyeceğim diyorsun. Evet, doğru. O zaman iyi. Bu pandemi döneminde özellikle herkes evde yemek yapmaya mecbur kaldı, merak saldı, ne dersek diyelim. Şöyle bir durum söz konusu. Herkes işte yok lahmacun yapıyor, yok ekmek yapıyor malum. Bir de bu kebap yapma modası çıktı. Yapamazlar. Yani onu soracağım. Yani, evde kebap yapılabilir mi? Yapılırsa nasıl yapılır? Ya şöyle, bu işi biliyorsan, mangalın varsa, etini, bu kebap etini yapabiliyorsan yaparsın. Ama gideyim kasapta kıyma yapayım, ben şey yapayım, köfte ki o kebap değil yani. Ha, yapamazsın yani. O tamamen kendini tatmin ediyor. Yani bizim usul evde yapamazlar. Evde yapman için mangalın olması lazım. Senin güzel şişe takman lazım. Ocağa atman lazım. Bu şekilde yapman lazım. Bunu yapmıyorlar ki. O zaman bu olmaz kebap. İşin sırrı, yani o zaman şunu diyebilir miyiz? İşin sırrı ette ve mangalda mı? Yoksa işin sırrı... Ustalıkta, ya hepsi var bak. Hepsi ustalık, pişirmedir, ettir. Bunlar hepsi tamam. Adana, evde yapman şansı yok. Yani hiçbir zaman yapamaz.
Evde kebap olmaz. Izgaranın köfte gibi yapıyor, ızgaranın üstüne atıyor. Kebap ızgaranın üstüne olmaz. Bildiğimiz hani sucuk pişiriyor, pirzola. Bak, evde her şey yapabilirsin ama kebabı yapamaz. Çöp şişi yapabilir, ciğeri yapabilir, kanadı yapabilir, tavuk yapabilir, pirzola yapabilir. Steak yapabilir ama kebabı yapamazlar. Yapamazlar kebabı. Şimdi yemeklere döneceğim, bir parantez açacağım. Bir de spor geçmişiniz var. Adana Demir Spor'da. Evet. Başkanlık yaptınız, yönetim kurulu başkanlığı. Evet. Kaç sene yaptınız? İki dönem. Nereden bu sevda? Hani kebap... Ya ben zaten ben sporu seviyordum. Ben zaten küçükken hani paramız yok diye divarda atlayıp maça giden biriydim ben. Demirspor da benim tuttuğum takım, ilk tuttuğum takım Adana Demirspor. Ya Demirspor sürekli kötü yönetiliyordu. Ben de sporu seviyordum. Ya dedim ki benim çok sevdiğim takım, ben de burada bir katkım olsun diye çıktım, aday oldum. Aday olunca da kazandım. Başarılı da olduk. Playoff'ta şampiyonluğu kaybettik. Yani playoff'a kadar çıktık. Ama playoff'tan kaybettik. O zaman benim o dönemde hocam Semet Aybaba'yla Unal Karaman'dı. Tabii benim teknik direktörüm Unal Karaman'dı. Sportif direktörüm Semet Aybaba'ydı. Düşük bir bütçeyle takımı playoff oynattık. Yani benim kurduğum takım o zamanki dönemin 6 türlümü falan kurduk o zaman. Peki sonra Futbol Federasyonu'nda da girdiniz. Sonra evet TFF'ye Yıldırım Başkan'la beraber girdim. Girdiniz. Zaten ben futbolu çok seviyorum. Ben Galatasaray Kongresi'yim. Futbolu seviyorum. Oyuncular zaten çoğu benim tanıdığım, bildim arkadaşlar. Peki şu anda var mı böyle bir spor merakı veya tekrar? Şu an iyi mesela Demirspor şu an iyi gidiyor. Şu an bize ihtiyacı yok. Ne zaman ihtiyacı olduğu zaman biz her zaman hazırız yani. Ya ben böyle memleketine destek veren, hala sahip çıkan, İstanbul'a gelip de memleketlerini unutmayan insanların büyük hayranıyım. Sizin de hala şu cümleniz gerçekten beni çok etkiledi. Ama, ne zaman ihtiyaçları olursa bakıyorum. Evet ama bizim zaten, biz Adana sayesinde bir yere geldik. Şimdi ben Adana'da büyüdüm, Adana sayesinde bir yere geldim. Adana'yı ben unutmam mümkün değil. Yani Adana benim için bir yana, her yer bir yana. Peki gidip geliyor musunuz hala? Tabii bizim merkezimiz var orada. Hayır, devam ediyor mu hala? Tabii orada annem zaten gidiyor. Bizim asas ilk şubemiz duruyor. Orada. Tabii. Yine tabii akrabayı talikat var. Kardeşim orada zaten. Şevket orada, o bakıyor. Ama hala ilişkiler yani akrabayı. Tabii bizim hepsi orada. Bizim dostlarımız hepsi orada. Mesela biz gidiyoruz yani. Bu pandemide pek gitmedim fazla ama... Gene de gidiyorum. Mesela bir düğün var, yakında da gideceğim mesela. Peki tam ona geleceğim pandemi dediğiniz için. Pandemi süreci bütün işletmeleri çok etkiledi. Çok. En başta etkilenen sektörde tabii ki restoran sektörü oldu. Yiyecek içecek kafeler, restoran oldu. Taş. Sizin tabii yine kendi imkanlarınızla paket servis vesaire durumları var ama bir şekilde bu restoranın o tadı keyfi hiçbir yerde olmadı. Siz bu dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz ve bundan sonra neler olacağını düşünüyorsunuz? Yapıcı bir değişiklik. Bizim için tabii ki çok zor. Bizim sadece şanslı olduğumuz yer kendimiz olduğu için. Ya zaten yer bizim olmasa bizim açma şansımız yok. Yani batarsın yani. Çünkü bu caddeyi biliyorsunuz, bu caddede kirayla baş etmek çok kolay bir şey değil yani. İstanbul'un en önemli. En önemli yerinde. Burada yani bize yapılacak katkı bize bir faydası olmaz yani. Bize hiçbir şey olmaz yani. Bizim şu an bizi etkilendik. Biz de çok etkilendik. Biz gene arkadaşları mağdur etmemek için paket işine gittik. Normalde ben pakete pek ilgim yok paket. Ben yapmıyordum daha önce. Doğru. Ama bu pandemiden dolayı arkadaşlar mağdur olmasın diye yaptım ben. Evet. Şu an sadece onlar yemesin çıkıyor. Bizim öyle bir kazandığımız bir para yok. Yok yani öyle bir şey yok. Masraf çok ağır. Ben buraya iş yapsam da aynı masraf oluyor, iş yapmasam da aynı gidiyor. Doğru. Ben o zaman da elektrik aynı ödüyorum, şimdi de aynı ödüyorum. Maalesef o konuda en büyük sıkıntılardan bir yani, tanesi. O yüzden oynayan... bizim bu burada bizim şanslı olduğumuz kendi yerimiz olduğu için. Ya diğer arkadaşlara Allah yardım etsin yani burada kiracı olanlar, ben bir daha açacaklarını düşünmüyorum yani. Ya evet, ben de onu soracağım. Aslında çok sorulan ve konuşulan bir konu var. İşte özellikle çok havalı geliyor bu meslek. Restorancılık, kafecilik. Bunlar çok popüler. Özellikle şimdi genç nesilde, bu Z kuşağında da çok tercih edilen bir şey. Ben özellikle bunu sormak istiyorum. Özellikle şu Z kuşağı için sormak istiyorum. Popüler kafe açmak, restoran açmak ama dünyanın aynı zamanda en zor işlerinden biri bence. Bence herkes işini yapsın.
Herkes mesleğini yapsın. Bu çok böyle, yani geliyorlar böyle, dükkanlar dolu, ben de yaparsam ben de olurum. Yapamazsın. 3 ay yaparsın, 5 ay yaparsın. Sonra da batarsın. Zaten çoğu da batıyor. Bazıları da tutuyor, bazıları tutmuyor ama çoğunluk tutmuyor. Herkes işini yaparsa aslında hiçbir sorun olmaz. Peki nasıl? Ne yapmaları lazım? Yani ben olsam bildiğim işi yaparım yani. Ben olsam bu işi yapmam yani. Yani bilmediğim işi yapmam. Peki kebaptan ayrı olarak soruyorum. Restoran açmak veya kafe açmak. Ben tavsiye etmiyorum. Yani bu meslekte yetişmişse, imkanı varsa yapsın. Ama bu meslekle alakası olmayanlara hiçbir zaman tavsiye etmem yani. Günün birine muhakkak kaybeder. Kaybeder yani. Onun ayakta durma şansı yok. Evet, özellikle bu pandemi döneminde bir ya anda... Ben çok örnek arkadaşlarımız var yani, bir sürü bu meslekte, ben isim vermiyorum, bir sürü açıp da batan var yani. Mesleği değil, ha, imkanı var, zengin çocuğu yapmış ama sonra batmış. Yani. Anladım, ne demek istediğiniz? O yüzden şimdi ben örnek bir sürü var ama vermek istemiyorum onları tabii. Anladım. Peki hemen tekrar dönüyorum, bir Adana klasiğinden bahsetmek istiyorum. Adana klasiği ciğer. Şimdi ciğer sabah kahvaltılarında yeniyor Adana'da. Antep'te, Urfa'da. Niye? Bunu has Adanalı'ya sormak istiyorum. Bizim Adana'da zaten bu başta böyle bir şey yoktu. Sonradan böyle bir tutku oldu aslında. Benim işçilik yaptığım dönemde bu ciğer kahvaltıda yoktu. Ben o zaman çorba dağıtıyordum. Bizim o kara sokuda köşkeler var, tenekeciler var, esnaf çoktu orada. O zaman şey yoktu. Sonra da böyle bir kuş pazarı çıktı. Kuş satıyor da böyle güvercin falan var ya. O güvercinlerin pazarı olunca tablacılar buna böyle bir ciğer işine girdiler. Şey oldu. Ondan sonra böyle bir geleneksele dönüştü. Sabahleyin herkes şimdi Adana'da sabahleyin 4'te 5'te tablayı kuruyor. Orada hem kuşlar satıyorlar hem bilmem ne yapıyorlar. O ciğer oradan başladı ama bana. Ama niye ciğer? Yani bir börek ama, bir kebap değil ama ciğer. Ama Adana'da zaten seviyor o ciğeri. Ama sabah kahvaltısı. Ama faydalı bir şey o. Lezzetli bir şey. Sabahleyin zaten sahada ciğer yediğin zaman insana çok keyif aldığı için yiyorlar. Nasıl çorba şırdan mesela gece saat 12'de sonra da insanlar şırdan yemeye gidiyor. Şimdi tam ona geliyorum. Şu anda böyle akın akın bana şey geliyor, hissediyorum. Kolesterolden bahsetmeyecek misiniz? Kolesterolden diye. Bu et mevzusunun iki tane sevilmeyen kuzeni var. Bir tanesi gut hastalığı, bir tanesi de kolesterol. Evet. Bu hastalıkları hakikaten et çok yemekten mi, yanlış et yemekten mi, neden? Ya o da var. Şöyle, şimdi bazıları var, ekmekle yediğin zaman, soğanla yediğin zaman aslında bu hastalık olmaz. Sade yediğin zaman zamanla dokunabilir. Bir dakika, çok önemli. Ekmek ve soğanla beraber hani böyle çekiyoruz ya ekmeğin arasına. Soğanını, limonu falan sıktığı zaman kesinlikle olmaz. Mesela ben 44 yıldır yiyorum. Örnek söyleyeceğim bu işin içinde. Ben hayatta ekmeksiz ya da soğansız et yemem. Yemediğim için bende şu ana kadar öyle bir şey olmadı. Demek ki kolesterol için. Benim kolesterolüm çok düşük. Evet. Butum da yok. Yani soğan butum mı dengeliyor yani? Soğanla maydanoz gerçekten dengeliyor. Şimdi aslında yanlara gelecek. Kebabı yapıyoruz yani, diyoruz. Pişmiş domates, biber. İşte bu usulüne yersen gerçekten yani sana bir zarar olmaz. Kebabın da olmaz, şeyin de olmaz. Normal etin de olmaz. Bir de sizin şöyle bir özelliğiniz var. Şimdi başka kebapçılarda şu var. Etin yanına mutlaka işte yok pilav koyuyorlar, yok hamur işi vesaire. Siz böyle nasıl söyleyeyim, bir sanat eseri gibi kebabı yapıp yanına işte domatesini, biberini koyup öyle. Ama zaten pilav bizde yok öyle bir şey. Biz görmedik, ustalarımızda da görmedik. Hiç tarihte de yok. Yani şimdi bu tamamen acemilerin yaptığı bir iş o. Hani dedim ya, tabak zengin göreksin diye pilavla süslüyor. Ya pilav istiyorsa ayrı tabakta ver yani. Patates kızartması. Onlar zaten hiç olmaz. Ya hamburger yemiyorsun ki. Ya hamburger çocuklar için. Yani büyük patatesle ne iş var? Bizim Adana kebapçılardan kebaptır, yağlı ekmeğidir, pişmiş domates ve soğanıdır. Başka yok. Aslında meze bile yok. Yani kebapçıya gittiğin zaman bana göre hani kebabı çok özlediysen direkt soğan, domates, biber o kadar. Pişmiş domates, biber, soğan. Direkt. Sunum öyle olması lazım. Bu usulü bu. Kapatıyorsun adını, 4 saate pişiyor. Kebap dedik. Ama bir de Adana sadece kebaptan ibaret değil.
sizin tatlılarınız, şırdanlarınız. Bizim o halka tatlımız zaten biliyorsun o çok güzeldir bizim kadayıf. Sarı burmanız, hepsi yani bizim cezeryeniz. Her şey var. Bizim Adana çok özel ya. Gerçekten yemek üzerine Adana'yı ben çok bir numaraya görüyorum yani. Adana deyince hangi yemeği? Ben bu tescilli, coğrafi tescilleri de var. Kebabın zaten bu konuda işaret şeyine sahip. Adana deyince hangi yemekleri sayarsınız? Adana kebabıdır, şırdanıdır. Dediğim gibi paçası da çok güzel. Bu kelle paçası güzel. Kelle paça Adana. Tabii çok güzel onlar ama her yer kendine bağlı. Maraş diyor ki bana bağlı, Antep diyor bana bağlı. Zaten mesela ben Antep için baklava bize bağlı diyemem. Baklava Antep'in ama kebap da bizim. Yunanistan'da oldu. Yunanistan'da yani çıkmış ortalık. Bence karıştı. Herkes kendi şehrin markası belli. Yani tamam diyebiliriz ki ben de yapıyorum ama bici asas. Bici var galiba. Yine bir bici bici tatlısı. Bici, onu unuttum. Bizim özel bici bici var. O çok güzel. Zaten yazın buzlu yapılıyor. Hatta rahmetli Sakıp Sabancı işte Amerika'ya gidiyor. Son böyle bir şeye gitti. Benden istedi. Ben götürdüm. Altı köşede ona yaptım. O zaman torunları dedi ki bu nedir? Dedi ki siz anlamazsınız kendini. Ya. Ona en son bici bici sakıma yapmış. Yapmıştım. Atlı köşte yapmıştım onu. Peki var mı böyle anınız bu tarz, özellikle hiç unutamayacağınız? Ya ben bu meslekteyim ama şu yaşadığım olayı kebaba dair asla unutmayacağım dediğiniz. Ya ben meslekte bana bir anım var ama aslında onu ben çok etkileniyorum. Çok da isim vermeyeceğim. Bana çok bir, hiç tek unutmadığım şeylerden biri o. Yıl 1983'te ben böyle ocakta çalışıyorum. Üşütmüşüm böyle, şimdi bu göğsüme sıcak vuruyor ya, ben de sıkılıyorum, dışarı çıkıyorum. Dışarı çıkınca istersen üşütüyorsun. Neyse ben çok kötü öksürüyorum. Ben de öksürdüğüm zaman böyle eğilip şey yapıyordum. Sevdim, bir tane abim var, isim vermeyeceğim. Geldi, dedi ki ya neyin var dedi, dedim abi. Çok hastayım, üşütmüşüm arada. Dedi doktora niye gitmiyorsun? Dedim ki abi param yok. Dedi ki tamam o zaman, günlerde pazar. Dedi ki biz dedi, yanında da kulak burun doktoru var, askeriyeden ayrılmış. Dedi ki beraber dedi, biz yememizi yiyelim, biz gidiyoruz sen sonra gel. Tamam dedim, gerçekten gittim muayene açmış, pazar günü. Neyse beni muayene etti. Dedi ki çok kötü olmuşsun, hatta dedi zatürre neredeyse olacaksın dedi. Neyse bana para almadılar, bir de 100 lira ilaç parası verdiler. İlaç parası verdiler, gittim ilacımı aldım, üstü de bana kaldı bir adam. Neyse öyle bir çok mutlu olmuştum. Gün geldi, o bana yapan adam iflas etti. Ben de 100 liraları sonra ben açtım. Benim oraya, o çünkü o adam benim oraya işçilik yaptığım dönemde geldiği zaman 40-50 kişiyle gelirdi. Ya da 15 kişi de gelirdi. Her hesabı öderdi. Tam ağaydı yani. Bu sefer onlar onu yemeğe getirirlerdi benim oraya. Bir gün Eskişehir'de çok önemli bir misafir geldi. Dedi ki hesabı ben ödeyeceğim dedi. Yanındaki de dedi ki abi dedi rahat ol dedi. Biz dedi hallederiz dedi. Yok dedi ben ödeyeceğim. Ben de garsonu çağırdım. Dedim ki ya bak şu dedim. Asabı verirse almayacaksınız dedim. Yemekten yediler, bittiler ki o zaman masanın her zaman başına oturuyordu. Adam bu sefer masanın sonuna oturuyor yani. Yani oraya gelmiş. Ben de üzüldüm öyle görünce. Ben de ona savunuttum, mutfağa giriyorum, çıkıyorum. Baktım, kasanın oraya gelmiş. Çocuklar dedi, asabı ödeyeyim dedi. Çocuklar dedi ki, abi dedi, asab tamam dedi. O arada, ya çocuklar niye dedi aldınız, ben ödeyecektim. Ben de duydum öyle, elimi boynuna attım, abi dedim. Zaten kimseden almadım. 1983'te siz ödemişsiniz dedim. Ya inanılır gibi değil. Tamam mı? Tüylerim diken diken oldu. Yani dedim ki 1983'te ödemişsiniz zaten dedim. Siz ödediniz zaten. Kimse almadık. Ama siz hakikaten yani ahde böyle bir almadın. Şey mi? Ama o bana önce o yaptı. Ben belki zatürre olacaktım o gün. Ya iyilik gerçekten bir şekilde evrende dönüyor. Ya düşün 83-97. Bana yapılan 83, benim yaptığım 97. Hani diyorlar ya kötülük de yanına kar kalmıyor, o iyilik de mutlaka gelip seni buluyor. Bugündür o günle ara görüşelim. O adam şu an abartmıyorum 80 üzerinde. O beni arıyor bayramda, diyorum ki ben önce arayayım, o benden önce arıyor. Ya. O yüzden o adam, hani anımı unutmadım. Onu ben yani hep böyle, onunla çok etkiler. Profili benim gözümde de her zaman öyle. Yani hani biz
müdavimiyiz, çok seviyoruz, yiyoruz ama insan olarak da çok büyük saygımız ve hayranlığımız var. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Hiç bayramdır, özel gündür, hiç bir zaman atlamayan... Ben dostlarımı seviyorum. Sahip çıkan bir profil. Zaten dostlarını sevmeyen kimseyi sevmez. Ailesini bir kere önce aileni seveceksin. İşte başarının sırrı. Bir de gerçekten maşallah diyeyim çok da güzel bir ailesiniz. Yani birbirine çok bağlı bir aile. Ama zaten biz babamızda, amcalarımızda biz bunları gördük. Biz doğuluyuz yani. Doğuda bu şey var zaten bu genel. Doğu kültürü gerçekten var. Bizde kim büyükse herkes ona saygı gösterecek. Hiç şeye gerek yok yani. Yani kim neyse yani öyle sen bu yok. Yaşa bak kim büyükse odur. Yani bizde bu yani. Ama işte doğru bir aile, gerçekten sevgi dolu bir aile, başarıya taşıyor. Ben zaten aile içi çekişmeler insanı gerçekten çok... Zaten güzel. Ailesine sahip olmayan hiç kimseye yapamam. Ama burada 9 kardeş, 9 ayrı marka, 9 ayrı işletme ve yine hala birbirine bağlı. Biz şu an gene biriz, hiç problem yok. Hiç problem. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Ben de zaten hayattayken göreyim, herkes başarılı olsun, bir şey yapsın. Yani bunda bir insan mutlu olur yani bunda bir şey. O zaman İstanbul gastronomi dünyası ayrı oldular ve diğerler olarak ikiye ayrılıyor. Tabii tarifler vesairelere geçmek istiyorum çünkü insanlar soruyorlar nasıl yapılır, en güzel Adana yemeği nasıl? Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Tarife girmeyeceğim çünkü tarif şefin sırrıdır. Yok anlatırım ben. Ben anlatırım sana onu da anlat. Şefin sırrıdır. Bu şeye benziyor çok. Sınavlarda biz üniversitedeyken en korktuğum sınav kitap defter açık olan sınavlardı. Çünkü önemli olan o kitap oradan nasıl bulacağını bulmak soruyu. Çünkü en zor sorular onlardı. O yüzden siz diyorsunuz ki ben vereyim sırrı. Nasılsa benim gibi yapamazlar. Onu hissediyorum. Ben yapamaz. Yapar ama herkes kendine göre yapar yani. Doğru. Ya, ama ben şeyi sormak istiyorum. Mesela ben bir Adana sofrası misafirlerimi çağıracağım. Ve bir Adana sofrası, Adana menüsü planlamak istiyorum. Bu Adana menüsünde neler olması lazım yabancı misafirlerim geldi yurt dışından? Özellikle olması gereken mutlaka masamda mezesidir, ya, yemeğidir. Neler? Mesela bizim Adana analı kız çorbası var çok güzel. O olması lazım. Adana güveci olması lazım. Yapabiliyorsan kebap zaten olması yapman lazım. Meze kültürüyle aranız. Meze bizim ezme salatamız var, cacığımız var, babanuşu var. Ondan sonra yani bu kebabın yanına giden şeyler. Tahin salatamız var. Peki bu sevgili Vedat Müller'in de kulakları için nasıl? Soğansız menemen, soğanlı menemen, meyve soğanlı. Tabii o aynı. Ben şimdi yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemek istiyorum bu konuda. Pastırmalı humus mu, pastırmasız humus? İkisi de bu isteğe bağlı. Mesela ben sevmem, sen seviyorsun. Ben soğuk severim, sen sıcak seversin. Yani bu isteğe bağlı. İkisi de olabilir. Yani hem sıcak olur hem soğuk olur. Pastırma da olur, pastırmasız da olur yani. Özellikle, şimdi buna niye gidiyorum? Balıkta mesela diyorlar ya, balığa limon sıkılmaz. Ben de sıkmam. Ama sıkan... Kebaba limon sıkılmaz. Ama soğan olduğu için ben gene kebabın üstüne sıkmıyorum. Ben soğana sıkıyorum. Zaten soğanı da ben altına koyuyorum, üstüne de kebabı yiyorum ben. Peki bu ekmek konusuna geleceğim. Bu özellikle tırnak pideleri vesaire. Tırnak pide mi, lavaş mı? Bence kebabın yanında tırnak pide, Adana pidesi. Bizim Adana'da pide fırınlarımız vardı. O ekmek gerçekten çok güzel. Ben bazen burada kendime yaptırıyorum. Ben kebap yiyeceğim zaman ben o tırnakta yiyorum ben. Tırnaktan. Ama şu an insanlar çok ekmek yemiyor. Ben de ekmeksiz yemiyorum. Gut olmamak için, kolesterol olmamak. Ben şu an dediğim gibi ikisi bende yok yani. Ki ben haftanın, gerçekten abartmıyorum, haftanın 4-5 günü ben kebap yiyorum yani. Ben kebap yemediğim aç kalıyorum. Ya evet onu soracaktım. Hani zannedilir ki en çok yediğin yemekler artık gına gelmiştir. Hayır. Restoranda. Mesela ben bu işin içindeyim. Mesela ben ciğer sevmem. Ben ciğer yemem. Ben sevmem. Abi bir Adana'nın ilk defa ciğer sevmem. Ben ciğer sevmem. Ben şırdan sevmem. Adana, Urfa yöresinde özellikle. Bak ben şırdan yemem, mumbar yemem. Bizim evde yaparlar. Ben yemem. Yasak ben yemem. Sevmiyorum. Şırdan yemem. Ben çiğ köfte de yemem. Ben mesela, ben Adana'yı çok seviyorum, çöp şiş yerim, fırında et tava yerim, güveç yerim ama ben ciğer yemem. Ama tabii restoranda hepsini servis ediyorsunuz, ciğerini. Tabii ya, ciğer mesela ben, ya ciğer ben ustası yaparken ustalık yaptığımda da ciğer geliyordu böyle kuzu cam gibi, sıcacık. Ben gene yemiyorum, yani şeyden değil yani ben yemiyorum. Peki bu çiğ köfte hadisesi benim en sevdiğim şeydir. Mesela ben etsiz daha çok severim çiğ köfteyi. Etsiz yani. Etli ben sevmiyorum.
Ha, o da enteresan çünkü genelde Doğu kültürü etçildir yani. Ama dediğim gibi herkesin bir tarzı var. Yani ben sevmiyorum. Mesela çocuklar hep etli yiyor, ben etsiz yiyorum. Peki, gelelim en sevdiğim yemek lahmacuna. Ya lahmacun da ben seviyorum. Lahmacun Adana kültürü mü yoksa hakikaten Urfa'nın yansıması mı? Ya şimdi bak, bizim Adana işi soğanlıdır. O Antep işi soğansızdır, samsaklı. Sedat Milor, bak bizim de soğanlı soğansız ayrımı yaptığımız bir şey var. Evet, mesela bizim Adana işi lahmacun yaptığın zaman soğanlıdır. Antep yaptığın zaman samsaklıdır, soğan yok içinde. Bir de bizim bu aslında bu tip şeyler istek üzerine. Yani soğanlı da yapabilirsin, soğansız da yapabilirsin. Acısız yaparsın, acılı yaparsın. Kebap için de geçerli. Mesela kebabı samsaklı yiyebilirsin. Maydanozlu yiyebilirsin. O senin istene bağlı, biz koymayız. Ne yaparsan yap, aşk ile yap yeter ki. Aynen öyle. Peki bir şey soracağım, tam bu kebapla ilgili soracaktım. Hani diyorlar ya, acılı olursa kebap Adana, acısız olursa Urfa. Biz kabul etmeyiz, öyle bir şey yok, o tamamen bir uydurma. Yani sence mantıklı mı yani, acısız diyeceğim, Urfa diyeceğim de acısız gelecek. Bunun bir adı var, ya acılı ya acısız. Mesela bizde de müşteri bazen Urfa diyoruz, diyor ki Urfa demeyin. Ya acılı dersin ya acısız dersin. Evet ama bu çok bilinen bir aslında. Ama zamanda İstanbul'da bunu yanlış tanıtmışlar. Böyle bir şey yok. Biz Adana'da böyle bir kelime yok. Adana'ya gittiğinde kimse Urfa diye bir şey yazmaz. Kabul etmez yani. Urfa diye bir şey yok. Size söyleyeyim, hangisi mantıklı? Urfa mı mantıklı yoksa acısız Adana mı? Urfa buram buram isot diye hareket. İsot acı. Urfa deyince aklına acı gelmesi lazım yani. Evet. İsot gelmesi lazım. O yüzden tamamen zamanda demek ki Adana'da burada böyle küçük kebapçılar gelmişken Urfa koymuş, Adana koymuş. Öyle insanların kollarına geliyor ya da. Halbuki dersin ki usta ben acılı bir Adana ya da bir acısız Adana isterim yapar da. Ya da gelince sakın Urfa demeyin. Demeyin aynen. Acısız kebap. Ya da mesela terbiyeli yap dersin bana. Terbiyeli dediği zaman soğanlı, maydanozlu, samsaklı, terbiyeli bu. Ya da dersin ki ya ben domates üstüne çekin, pişmiş domatesden ezme yap, kebabını da üstüne çek. Eski usul buydu. Şimdi çoğu değiştirdi ama ben değiştirmiyorum. Benim ustalarımda ne öğrendiysem ben aynı devam ettim. Ben hiçbir zaman bizim Adana mutfağını bozmadım. Evet. Usul neyse odur yani. Yöresel lezzet. Bizim Adana usulünü ben elimden geldiği şekilde en güzel şekilde temsil etmeye çalıştım. Koz yasağındaydı değil mi sen İstanbul? Ben ilk geldiğimde minibüs yolundaydı Göztepe'de. Benim yıllar önce yani. 94'te ilk geldiğimizde oraydı. Benim de lisedeydim 95. İlk gittiğimde şu Metiye ile bir götürdüler oraya. İşte babamlar falan, aile dostlarımız dediler ki davet ettiler. Minibüs yolu ne alaka dedik hani karşıda. Evet, evet. Hani çok revaçta olan bir yer değildi, konuşulan bir yer değildi. Bir kebapçı var, bildiğin Adanalılardı. Adana'daki evet, kebabın evet. Aynısını yapıyor. Doğrudur o zaman zaten. Bizim ilk tanışmamız gerçekten 95'tir aslında. Doğrudur. Yani doğrudur. Peki tatlı olarak onu soracağım. Şimdi hani balıktan sonra tatlı yemek lazım. Balıktan ya bizde, sonra helva yemezsen balık olduğunu anlar. Bizde bizim kadayıf var. Biz çok tatlıya girmiyoruz biliyorsun. Bir hilmi kelebası vardı bizde fıstıklı. O da aslında Adana'ya ait olan bir şey değil. O tamamen biz kendimiz icat ettik. Bizim aslında Adana kadayıfımız var, bir de halka tatlımız var. Bunun dışında bizim fazla tatlı çeşide gitmedik yani. Künefe? Künefe de yapıyoruz ama bize ait değil. Yoksa künefe de var. Künefe Antep mi? Antakya'nın. Şimdi Antakya'nın, onun Antakya'nın özel bir peyniri var. Tuzsuz. O peyniri bulmak lazım. Onun için şu an İstanbul'a da geliyor ama bence künefe hala Antakya'ya yemen lazım. Katmer? Antep'in. Ya herkes ona, kendi yöresini yapsın. Ya Antep'in şimdi ben ona biz yapıyoruz, daha güzel yapıyoruz diyemem. Çünkü yalan olur. Peki, yani şimdi bir Antepli benden daha iyi kebap yapamaz. Ben de ondan daha iyi baklava yapamam. Herkes haddini bilsin. Aynen peki öyle. Bir şey söyleyeceğim. Tam bu konuyla ilgili olarak söylemek istediğim şey aslında bu. Normalde işte bu balık mevzundan gelecek. Balıktan sonra helva yenmezse balık öldüğünü anlamazmış. Dedir ya. Bazı yemeklerden sonra o iç sistem, damak tadının aromatik olması açısından tatlı yemek gerekir diyorlar. Balık örneğindeki. Sizde kebaptan sonra bir tatlı, bir sorbe veya o tür bir şey yemek gerekiyor mu? Yoksa meyve mi yemek gerekiyor örneğin? Ya dediğim gibi ya bizde öyle bir şey yok. Abi, o müşterinin kendi isteğine bağlı. Yani bizde eller şunu dediğin gibi kebaptan sonra. Adanalılar ne yapıyor?
Ya genelde kadayıf yiyorlar ya. Ya genelde şeyden sonra kadayıf, dondurma istiyorlar ya da kaymak. Mesela en çok kaymaklı seviyorlar. Ya Adana'da en sevdiği kebaptan sonra kadayıf üstüne kaymak ama camız kaymağı. Kadayıf, yani, tel kadayıf mı? Tel kadayıf. Adana'da gerçekten kebaptan sonra muhakkak kaymaklı kadayıf yerler. Tel kadayıf. Evet. Benim Antep kökenim kesin. Babam hep diyor ki bizim yarı Adanalıyız, yarı Antepliyiz. Yemeklerden belli hakikaten çekiyor çünkü. Peki bir şey daha sormak istiyorum. O da şu, bu restorancılık anlayışı. Şimdi Adana'da doğup büyüyen, İstanbul'da zirveye ulaşan bir marka üzerinden. Ama bunun dışında artık büyük markalar, büyük sadece yemek sektöründe değil, giyimde de öyle, her şeyde de öyle. İşte Bodrum'da mutlaka işte bir restoran açıyorlar. İşte Yeniköy, Tarabya sırtlarında mutlaka böyle bir markalar oluyor. Ama mutlaka işte Alaçatı'dır, Bodrum'dur, Antalya'dır. Buralara gidiyorlar, markalarını açıyorlar. Siz bu konuda düşünce olarak hangi yanasınız? Yok, işte olması gereken yer merkezdir. Eğer şube açarsan kalite bozulur mu? Yoksa isim olarak oralarda olmalıyız mı? Ya, orada aslında mı? Bir yazlık olması normal yani. Yazın çünkü işler düşüyor. Personel yarısını oraya gönderebilirsin. Yani bazıları markayı büyütmek istiyor, çok şube açmak istiyor. Mesela ben çok şube açmaktan yana değilim. Ki ben çok eski, 30 yıldır burada, benim açtığım toplam 6 şube. Ki biz 9 kardeşiz, ben çok şube de açabilirdim. Şimdi diyorum ki iyi ki açmamışım. Çünkü ben açmış olsaydım şu an benim olan yerleri satın alamazdım o zaman. Bugün ben hepsi elimden giderdi. Ben şu an o hata yapmadığım için ben şube açmaktansa yerleri satın aldım. Yerleri satın aldığım için şu an ayakta bugün duruyorsam o yaptığım tercihden dolayı. Yani çok enteresan bir ticari zeka aslında bu. Onun için bizim bu meslektaş arkadaşlar şube çok hevesleniyor. Ben iyi bir şey değil çok şube açmak. Bazıları da diyor ki ya ben şubeleri çoğaltayım, sonra da birine satayım. Zaten böyle bir niyetin varsa bu işi yapma. Tam bu konuyla ilgili bu franchise sistemini soruyorum. Ben hiç vermedim. Bende çok isteyen de oldu, vermedim. Hiç bir tane bile vermedim. Vermedim çünkü az önce dedim ya karşıyım ben. Herkes işini yapsın. Şimdi sen diyelim ki örnek, bu işte anlamıyorsun, paran var. Ya bana isim hakkı ver, al sana şu parayı. Bana ben kabul etmiyorum. Sen parayı da beni alamam. Artık kaliteyi bozarsa bütün yüzeyler arasında. Ya kaliteyi bozar, yarın bir gün sözüne durmaz, hiç gerek yok. Şu an isim hakkı alanlar bence hiç çok başarılı olmuş değiller yani. Franchise'da olur. Ya verebilirim sana isim ama gerek yok. Çok şubeler. Çok şubesi olup da kapananlar çok var şu an. Doğru, tabii tabii. Hele şu dönemde. Eskiden kapatanlar değil, şimdi kapatmayanlar. Ben zamanında demek ki iyi düşünmüşüm. Allah da bana öyle bir akıl vermiş. Şube açmak dese kendi yerlerimi sağlamlaştırmışım. Evet. Bugün o yüzden ayakta durursak o günkü yaptığım hamleden dolayı. Tabii bir de marka değerimiz var. Marka değeri çok önemli. Ya tabii. Şube olayı evet doğru. O zaman franchise vermiyorsunuz. Şu soruyu sormak istiyorum. Artık çok ciddi yurt dışına göç var maalesef. Evet. Bu yurt dışında da bu kebap olayı, lahmacun olayı aslında bir ihtiyaç. Çünkü çok fazla Türk var. Maalesef ben de çok gittim gördüm. Bu Türk restoranları dediklerimiz yerler gerçekten yani kimse üstüne alınmasın ya da alınsın. Gerçekten fecaat. Yani ben Londra'da uluslararası hukuk okumaya gittiğimde, Londra'ya gittiğimde kaldığımda orada bir özlüyorsunuz tabii Türk yemekleri. Bir Türk lokantasına gittik. Yani dekor desen dekor değil. Yemek desen yemek değil. Lahmacun diye verdikleri şey zaten bir taş parçasını böyle yuvarlamış, getirmişler. Böyle bir şey. Bu yurt dışı olayı ne ilgili düşünüyorsun? Ben yurt dışına çok bana teklif geldi. Bak diyorum ya ben burada çok eskiyim zaten. Ben hiçbir zaman düşünmedim. Ki ben yurt dışına da kaldım yani. Ben bu işi yaptım evet, burada. Abi. Tecrübem de var. Ona rağmen ben gitmedim. Ben yapacaksam kendi memleketimde yaparım. Avrupa'da hiçbir zaman bana yer olmaz. Ben o yüzden gitmiyorum. Çok da bana teklif geldi. Ben bana yer olmayacak ya da benim ne işim var? Kardeşlerden ya da olanlardan biri. Ya benim kardeşlerim de gitmedi. Benim çocuklar herhalde belki şu an bir teklif var orada. Azerbaycan'da, Baku'da herhalde yapıyorlar. Ortak orada yatırımcı bulmuşlar ama ben gene gitmezdim. Ama çocukların tercihi öyle. Çünkü ihtiyaç var senin. İhtiyaç yani. Var ama ben gitmem.
Ya bu benim prensibim. Belki de ben yanlış düşünüyorum ama gidene de ben karşı değilim ama ben kendim gitmem. Kebap yemek isteyen gelsin memleketinde yesin. Yani. Aynen yani ne bileyim ben çok böyle dağılmayı sevmiyorum. Ya bu meslek gerçekten zor bir meslek. Yani biz bir Starbucks değilsin ki. Yani sistemi belli kal. Bizim et günlük olması lazım. Et taze olması lazım. Bizim stok yapma şansımız yok. İyi ustalar yetişmiyor. Yok. O yüzden ben kötü olacağımı açmam. Peki en çok sizi zorlayan şey ne bu sektörde ve hizmet yaptığınızda? Çalışan. Çalışanlar. Evet, çalışan. Her sektörde aynı. Biz de işçilik yaptık ama biz biraz zorluk yapmadık. Evet. Biz çalıştığımız yere kendi yerimiz gibi baktık. Yemin ediyorum kendi yerim gibi gördüm. Belki de o yüzden Allah bizi getirdi. Peki iyi ki bu işi yapıyorum dediğiniz nokta hangi nokta? Ya ben pişman değilim. Yani ben burada Selahattin olduysam bu markanın sayesinde oldum. Adana kebabının sayesinde oldum. Yani ben pişman değilim. Bir de şöyle bir şansımız var tabii. Çok kıymetli ve değerli kişilerle de aslında bir arada olmuş oluyorsunuz. Tabii. Her sektörde karşılaşıyorsunuz. Burada herkesle tanışıyorsun. Çok çevren oluyor. Sen de zaten iyi adamsan, düzgünsen zaten çevren de çoğalıyor. Ama yanlışsan zaten çevren de olmaz. Peki. Son olarak bir şey soracağım. Bir müzisyene bunu sorduğumda hangi müzik aleti olmak istersin diye. İşte bir modacıya bir renk olsaydın hangi renk olmak isterdin diye sordum. Size de şu soruyu soruyorum. Bir yemek olsaydınız eğer hangi yemek olmak isterdiniz? Kebap. Adana kebap. Adana kebap. Doğru. Yani kebaba saygısızlık yapamam yani kebap başka bir şey yok. Doğru söylüyorsunuz. Yani şimdi bu onun için bir sanat, hakikaten bir sanat kebap. Gerçekten siz de bir sanatçısınız bu konuda. Çok teşekkür ederim. Ben hep onu söylüyorum. Atatürk şey demiş, herkes işte milletvekili olabilir ama sanatçı olamaz. Aynen. Şimdi ben de şunu söylemek istiyorum. Herkes bir şekilde okur, işte mimar olur, doktor olur, mühendis olur, avukat olur ama el sanatı başka bir şey. Evet, herkes yemek usta olamaz. Sanat. Usta çok. Bir de şöyle bir şansınız var, onu da söylemek istiyorum. Bu ara özellikle şu son 5 yılda şef olmanın bu televizyon programları sayesinde çok büyük modası oldu. Evet, evet. Şef olmak büyük bir tercih sebebi haline geldi. Ama işte İtalyan mutfağı, Fransız mutfağı var ama Türk mutfağında çok fazla şef çıkaramıyoruz biz, değil mi? Ben inan ki seyretmiyorum bile. Çünkü beni çok etkilemedi. Türk mutfağında kebap şefi, kebap ustası olabilmek için çok mu önce başlamak lazım? Tabii. Şimdi normal yani görüyoruz diye mesela diğer mesleklerde yiyecek içeceklerde 3 ayda 5 ayda öğreniyor ama bizimki de iyi bir usta olman için 4-5 senen alır. En az 4-5 sene olması lazım. Yani bizim bu kebabı şeye benzeteyim. Bu ameliyat gibi çok hassas. Yani doktor cerrahi olmasa o hani zarar verir. Bizim de o kadar hassastır. Yani şu ocağa attığın zaman dökülebilir, elin ayağın dolaşabilir. Yani çok zor bir kebap. Ben kanat için söylemeyeyim, çöp şiş için söylemeyeyim. Kebap çok zor. Kebabı öğrenmek için inan ki iyi bir usta 4-5 senesini alır. Her şey okul açıldı. İnşallah bu kebabın da bir ya ama akademisi biz, açılır o zaman. Ya başladılar ama sonunu getirmediler. Bizde çok ben bugün bir yerde hoca olarak yapsam çok iyi olmasa sınıfı geçemez. Geçemez benden. Sıfıracağım hocam. Geçemez. Yapmayacağız. Zaten belli bir yaşı var. 12-13 yaşından sonra geçerse öğrenemez. 20 yaşına gel öğrenemezsin. Elin yatkın olmaz. Tam o zaman evet operasyon cerrahi işlem gibi. Yani bu küçük yaşta gelecek, şişini silecek, önce kemikten başlayacak, etten başlayacak, eli bıçak alışacak. Ateş kömürü dökecek, yerleri silecek, biraz ustaya yardım edecek, görecek. Arada bir böyle bir tane yapacak, bozacak, yapacak. Böyle olur. Ondan sonra zırhla çekecek. Yani kolay değil yani. Gerçekten kolay değil. Gerçekten. Elinize sağlık en başta. Yüreğinize sağlık. Sağ olun. Fikrinize sağlık. İyi ki varsınız. İyi ki biz bu ülkemizin gerçekten özel yemeğini, bizim geleneksel yemeğini sahilinizde en leziz şekilde yeme şansına sahibiz ve yiyoruz. O yüzden Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Ben de çok teşekkür ediyorum. Biz de bugün buradaysak sizin gibi dostlarımız sayesinde buradayız. Ben de teşekkür ediyorum. İnşallah hep güzel, sağlıklı günler. Evet, bizim de güzel dostlarımız olduğu için dostlarımız sayesinde biz de buradayız bugün.